Merhaba sevgili Oyun Doktoru takipçileri. Ben doktorunuz Doktor Rasas. Bugün sizlerle beraber Rasta kale inşa edeceğiz. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Bugün sizlerle beraber kale inşa etmeye çalışacağız, en azından öyle söyleyeyim. Şimdi bunun için öncelikle ben işte odundur, taştır, bunları topladım. Şimdi hemen öncelikle şeyi yapalım. Neydi onun adı? Bir şunu atalım. İnşa planımızı yapalım. Şimdi ben yer olarak şurayı seçtim. Buraya bir kale yapacağız elimizden geldiğince, bakalım. Bununla ilgili bir çok video izledim. Genelde hani oyunun adminleri bu şekilde çalışıyor. Yani kale tarzı, hani hem serverlarının tanıtımı açısından hem de neler yapılabileceğini göstermek adına adminler çalışıyor bu şekil. Bir de biz deneyeceğiz, bakalım nasıl olacak, nasıl işleyecek, hep beraber göreceğiz. Onu yaptık. Hemen şuradan bir, buradan bir, şuradan bir inşa planımızı yapalım. Daha sonra kalemizin yapım videosunu çekmiş olalım arkadaşlar. Bu arada Rust'ı sezon sezon çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bu ve bundan sonraki videoda olabilir, bilmiyorum. İlk sezonun sonu olacak. Daha sonra bir hani benim şu an yurt dışından sipariş vermiş olduğum kameram ve mikrofonum gelene kadar Rust çekmeyebilirim. Yani şu 2 haftalık süreç kadarıyla dediğim inşa planımız da oluştu ve hemen şöyle bakıyorum. O yakana yaptırmıyor mu ya? Bu arada arkadaşlar, FPS düşmeleri oluyor. Yani bunun için kusura bakmayın. Benden kaynaklı bir olay değil. Server'dan kaynaklı bir olay. Yani şu an oynadığım server'da bu tür sıkıntılar yaşayabiliyoruz maalesef. Bizim amacımız bu tür sıkıntıları en aza indirip oyunun keyfini çıkartmak. Burada yapabiliyor muyuz? Burada da mı yapamıyoruz ya? Kötü oldu. Dur bakalım, biraz daha şöyle ilerleyelim. Şurası daha düz en azından. Oraya yapmaya çalışalım. Ben yeşillik bir alan tercih ettim. Hani yeşillik alan benim içimi açıyor diye. Ama arkadaşlar, benim size tavsiyem, hani ev yapacaksanız çöle yakın yerlerde yapın. Benim zaten hemen çaprazım karşı çaprazım çöl. Çünkü hani oyun yeni güncellemeleriyle beraber artık yani elektrik santrali, yani hani yer değirmeni mi, yel değirmeni mi, ne diyorlar artık. Onlar geldi, yanlış okumadıysam eğer devbülü o. Petrol de önem kazanacak deyip, bismillah deyip arkadaşlar, şöyle kalemizin temellerini atalım. Şuraya bir tane yapalım. Şimdi yapı bakımından kalemiz uzun olacak arkadaşlar. Uzun olup daha sonra kenarlarına geçici ol. Havni de oradan yapalım. Şöyle. Bunu da buraya koyalım. Bunu da böyle yapalım. Gel bakayım abicim sen. Şöyle yaptığımızda şuraya diyecektim, o halledi valla. Şimdi arkadaşlar, böylemesine bir şey oldu. Ben daha geniş mi yapayım ya, bir postada şöyle, aynen ya, bir postada geniş yapayım, tam şöyle açılı bir şey olsun. Laz müteahhitlere döndüm yemin ediyorum, şu Rust'ta ev yapa yapa şu an yani ev yapacak duruma geldim yani. Şu an ya versem ev yaparım yani sıfırdan. Evet arkadaşlar, şöyle alabildiğine genişlemesine bir yer oldu. Burası olmadı. Neden olmadı? Çünkü çok yüksek. Burası çok yüksek olduğu için olmadı. Neyse, kısmet. Hemen şuraya gelelim. Kaç çıkıntı verelim? Şöyle bir. Şöyle iki. Aha, burası da mı olmuyor ya? Arkadaş, nedir benim çektiğim sizden bu çile ya? Dur bakayım, şurada sıkıntı çıkaracak mı? Vallahi burada da sıkıntı çıkarttı.
Neyse dur şuraları şöyle yapayım da. Hadi be gülüm. Şurayı da yap bir anam be. Yapmıyor değil mi hain kostak? Neyse dur bakayım burayı alacak mı? Aha burayı da almadı. Dur bakayım dur ben. Sana şimdi göstereceğim. Oğlum sen karşında kim var sen? Sen kimle dans ediyorsun ya? Bunun farkında mısın? Öyle olmazsa böyle olur birader. Hayır bizde böyle bir delikanlıyız yani. Oraya olmazsa biz de buraya yaparız. Nedir yani? Hayır nedir yani? Sinirimi tepeme çıkartıyorsunuz. Şöyle. Aferin babacığım. Havinde. Bak bu da olmuyor bak. Çakala bak ya. Sen niye olmuyorsun yavrum? Sen niye olmuyorsun gülüm? Neyse tamam dur bakalım. Şimdi arkadaşlar bunları yaptıktan sonra hemen geliyoruz. Önce kapımızı koyalım. Kapımız nereden olsun? Böyle olacağı için kapımız da şuradan olsun. Aynen. Şimdi hemen duvarlarımızı örmeye başlayalım. Burası dış şey neydi onun adı? Şöyle koyayım. Böyle gelsin. Böyle gel. Böyle gel. Şimdi tam düz olmadığı için mekanımız. Hani belki istediğim şekil model olmayabilir ama istediğim şekle modele yakın bir yer olacak arkadaşlar. Havni de öyle yaptık mı? Oradan kapandı mı? İyi. Ava gaymanda. Al oradan. Bu arada şu an hani 17-18 FPS'leri çekiyorum. Hani neden böyle oluyor? Dediğim gibi yani. Server'dan kaynaklı bir olay tamamıyla. Benlik bir şey değil. Bu server'a da yeni başladım arkadaşlar zaten. Yani hemen hemen daha 2-3 gün oldu. Önce server'ı tanıdık. İşte adminiyle tanıştık. İşte server'ın logosunu yaptık. Evet arkadaşlar. Genel itibariyle, genel hatlarıyla şu an hani kalenin işte şurası mesela şöyle kapatacağım ben şimdi. Kapıyı önleyeceğim. Şuraya bir kapı koyacağım. Ondan sonra cuma. Şuraya geldim. Buraya hemen bir kapı yönü koydum. Bura çok egzantrik oldu. Hemen şöyle yaptım. Şuraya geldim bir kapı yönü koydum. Neresi kaldı? Bir bu. Yavrum kaldı. Havini de aldık. Öyle koyduk. Tamam. Şimdi gelelim maydanozun köftelerine. Şimdi nereden vereceğiz bu merdiveni? Yukarıya. Şimdi merdiveni arkadaşlar yukarıya nereden vereceğim biliyor musunuz? Aha buradan vereceğim. Buradan vereceğim ki yukarı doğru kaçsın. Şimdi geldim şunun merdivenine. Bunun merdivenini de buradan vereceğim ki buradan yukarı çıkabileyim. Şimdi bunun merdivenine geldi sıra. Bunun merdiveni de hemen kapının oradan vereceğim. Sıra geldi buraya. Bunun merdiveni de buradan verdi. Evet şimdi gelelim üst tarafı kapatmaya. Buradan başlıyorum. Şimdi bunları yaptım ama şeyleri de dur hemen onu da yapayım. Şuradan nerede o çekicimi de yapayım da. Çünkü daha sonra daşa çevireceğim bunları. Ya bugün tam bitmeyebilir. Çünkü daha odun da toplayacağım biraz. Büyük bir şey olduğu için. Neydi onun adı? Büyük bir yapı olduğu için odun illaki yetmeyecektir arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim ben size. Yani odun
yetmeyebilir. Bir yine beraber loot yapıp odayı toplayabiliriz. Biliriz değil, toplarız. Ben size kesin kesine söyleyeyim yani bunu. Kapan babam. Aferin oğlum. Bir bura açık kaldı. Hadi. Yorma beni. Hadi yorma. Hadi. Şimdi üstümüzü kapattık. En azından üst tarafımız biraz daha güvenli oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen taşa yükselteceğiz. Hemen taşa yükselteceğiz arkadaşlar ki herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Şuraları da yükselt. Şu dış duvarları da yükseltelim hemen. Şimdi bu kale bir günde bitecek bir olay değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Yani hani bu oyunun yani server adminleri bile uğraşıyorlar. Yani öyle söyleyeyim ben size. Ya en az şöyle hani oyunun yöneticisi bile, server yöneticisi bile nereden baksanız bir gün uğraşıyor. Yani tam taş bitmiş hale getirebilmek adına bir gün uğraşıyor arkadaşlar. Hemen şurayı da şöyle yapalım. Kaç taşımız kaldı? Oho, iki duvar daha yaparız sonra taşımız da biter. Onu da söyleyeyim. Bakalım doğru mu? Aa, bitmedi hala. Aa, bu sefer bitti ama. Bu sefer bitti ama. Acı gerçek. Neyse, en azından şu tarafları komple böyle daşa çevirmiş olduk. Şimdi şu dışarıdan görüntüsüne de bakalım. Tabii daha bu yükselecek. Daha tam bitmedi. Daha şu kenarlar yükselecek arkadaşlar. Burayı nasıl bir görüntü vermişiz? Hemen ona bakalım. Güzel. Burası V şeklinde gelecek. Vektörel hesabı. Böyle geldi. Ondan sonra havale geldi. Aslında şuraya da ek yapabiliriz şöyle. Ama orayı almıyordu, taramıyordu galiba. Neyse, onu hallederiz ya. Onda sıkıntı yok. Böyle geldi. Burası böyle oldu. Bu arada helikopter yaklaşıyor galiba. Bundan önceki hani video çekmek istediğimde arkadaşlar helikopterciyim sağ olsun. Buna mani oldu ve beni taradı. Allah razı olsun. Yapıyor böyle şeyler bazen. O yüzden elimden geldiğince ben şuraları da kapatayım ki helikoptere kurban olmayalım. Oba, Avni de böyle kapattık. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim iyi güzel kapattın da diyeceksin. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak arkadaşlar? Bakın. Az önce yapamadığımız yerler var ya. Onları da hemen böyle ekleyeceğiz. Ne oldu? Bakınız, burası tam bir böyle çıkıntı oldu. Tam bir kale şekline büründü. Hemen şunun duvarlarını da örelim. Daha sonra tabii ki bunun alt taraflarını muhakkak taşa çevirmemiz lazım. Çünkü diğer türlü muhakkak patlatırlar. Onu söyleyeyim. Ya acımazlar yani, hunharca patlatırlar, öyle söyleyeyim. Hemen şurayı da şöyle ayıralım. Kapı yönünü de ben şuradan vereceğim. Ya zaten daha çok şu kapı yönlerini kullanmayacağım. Daha çok hani üst taraftan yükseleceğimiz için arkadaşlar. Odunumuz bitti bu arada. Gözümüz aydın. Biraz odun toplamaya gideceğiz sizinle beraber. Zaten çevremizde full ağaç. Hemen şöyle şuradan bir hop inelim. Hemen şöyle birazcık odun topluyorum ki en azından orayı biraz daha kapatalım. Ben biraz ham madde yapayım arkadaşlar. Biraz yine taş ve odun toplamaya devam edeyim. Daha sonra tekrar videoda görüşelim, olur mu? Evet sevgili arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz odun topladıktan sonra geri geldim. Çünkü bugün zaten hani istesek de istemesek de
Hani evin komple taş kısmını yapamayacağız. O yüzden şöylemesine. Aha. Ya orayı da mı kapattık ya? Bu merdiven nereden çıkıyor? Buradan mı çıkıyor? Bakayım. Buralar. Buradan çıkıyor. Burayı da boşuna kırdık ya. Ay böyle şeyden nefret ediyorum. Bu tür inşaat planlarına dikkat etmek gerekiyor. Demek ki ben bunu buraya koymuşum. Teşekkürler. Evet, onu da yaptıktan sonra sen izin vermemiştin değil mi kat? Ah bak ben kaçak kat çıkıyorum buraya. Belediyeden izinsiz kaçak kat çıkarttın ya bana, helal olsun. Başka da bir şey demiyorum yani. Ben ki düzgün vergisini veren adam belediyeden izinsiz bana şu an kaçak kat, çok duygulandım şu an yani. Şimdi evet gelelim duvar örme kısmına arkadaşlar yine. Şuralarda şöyle örelim. Şurada yap tatlı. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Oraya niye yaptıysam neyse. Şöyle komple ben duvarımı öreyim. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki yahu bunu böyle çıkıntısını verdin de şu arkaları neden vermedin? Neden vermedin biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü burası bizim savunma hattımız olacak. O yüzden bu taraflarda atak yani saldırı hattımız olacağı için oralara şu anlık çıkıntı vermedim ama hani ileride verebilirim oralara da çıkıntı ki veririm çok büyük ihtimalle. Ben zaten bugün hani sadece kabaca yani nasıl olacağı ile ilgili size bir fikir vermek adına bu videoyu çekiyorum. Çünkü bunun için çok büyük bir ham madde stoğu yapmam gerekecek benim. Bu ham madde stoğunu yaptıktan sonra da artık hani kalenin full versiyonunu inşallah sizlerle beraber paylaşmış olacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi kalenin ikinci kısmını şurayı kapatmamışız. Şöyle şurayı da kapattık mı? Evet. Şimdi ikinci kısmını da şöyle ben çekip kapatmış olduk arkadaşlar. Şimdi burası istediğiniz gibi olabilir. Yani isterseniz iki katlı yaparsınız. İsterseniz hani nasıl diyeyim? Üç katlı yaparsınız. İsterseniz dört katlı yaparsınız. Çünkü hani kalelerde önemli olan kule kısımları olduğu için daha çok kule kısımlarını yükseltmeye çalışacağız biz. Elimizden geldiğince kule kısımlarına yöneleceğiz. Şimdi burada da sadece bir kuleden çıkış vereceğim arkadaşlar. O da bu kulemiz olacak. Diğer kulelerin olduğu yeri ben kapatacağım. Neden mi? Bu bir güvenlik önlemi diyebilirsiniz buna. Çünkü hani kulelerin yapılan zeminden ayrı gözükmesini istiyorum ben. O yüzden bu şekilde buraları kapatacağım arkadaşlar. Hatta istersen hani şurayı da kapatabilirim komple. Veya hani burada ufak bir oda da bırakabilirim. Kaldı ki zaten bu bölmeyi kullanmayı pek planlamıyorum. Daha çok üst bölgelere yapacağım ne yapacaksam. Şimdi burayı yaptık. Buraya hemen L şeklinde bir merdiven oturtalım. Nereden çıkalım buraya? Şöyle gel bakayım tatlım. Kebagay mı oraya? Oradan değil ha, oradan bir ya. Dündür bay. Tamam. Şimdi bir de neden böyle apsirik kupsirik yerlere yapıyorum arkadaşlar? Nedeni de şu. İlla ki bu evi basmaya gelecek. İlla ki basacaklar. Yani ben şu rastta basılmayan ev görmedim. Açık konuşmak gerekirse. Her ev bir gün basılacaktır. O basılmayı tadacaktır. Bu arada drop geçiyor. Drop nereden uçak? Bakalım dinleyelim abi şöyle. Neyse zaten şimdi dropluk bir işimiz yok. Drop'a koşmayacağız. Yani her ev bir gün basılacağı için illaki. O yüzden
Lan pek de uğraşmanıza gerek yok açık söylemek gerekirse. Ben sadece Rust'ta hani kalede yapılabiliyor. Hani sabit dikdörtgen evlerden sıkıldıysanız eğer bu şekilde bir şeyle de uğraşabilirsiniz diye bu videoyu çekiyorum. Size göstermek istiyorum. Burada drop attı mı atacak mı acaba? Dağıtmadı ama ya çok uzağa atacak büyük bir ihtimalle. O yüzden drop'a koşmanın bir mantığı yok şu aşamada. Şimdi ben ilk katı hemen yükseltmeye başlıyorum böyle yavaştan. Buraya da ürünlerle koyduk. Şimdi kuleyi istediğiniz kadar çıkabilirsiniz. Onda bir sınırı yok. Yani o sizin hayal gücünüze kalmış artık. Hani derseniz ki ya kardeşim ben bu kadar değil de işte 10 katlı bir kule yapacağım. İstediğin kadar yap. Bu tamamıyla sana kalmış. Senin özgür iradene kalmış. Yani istersen 20 kat çık. Dediğim gibi bu tamamıyla sana kalmış. Hemen şöyle aşağıya doğru yine şunu şey yapayım, şunu alayım da siz de iyice görün. Bu arada hava da bayağı karardı. Ben ateşimi attım mı? Ateşimi attım. Kamp ateşi yakayım mı? Bakalım elimde şey var mı? Hadi şöyle bir tane kamp ateşi yapayım. Kamp ateşi yakayım, siz de görün en azından. Ben de etlerim falan pişirmiş olayım. Gördüğünüz gibi şurada kulemiz yükseliyor. Yok bizim kule arka tarafta mı ya? Bakayım ona. Buraya mı çıkmış? Ha burada. Aynen yükseliyor arkadaşlar. Görünüyor. Bu daha da yükselecek tabii ki. Yani şu an iki kat çıktım ben. Bunun üstüne birkaç kat daha çıkacağım. Allah nasip kısmet ederse. Şu diğer taraflara da aynı şekilde. Şimdi hani biraz da kot farkı olduğu için biraz daha yüksekte gözükebilir. Tabii ki böyle kalacak mı? Hayır böyle kalmayacak. Böyle kaldığı takdirde laçko olur bu. Yani patlatan patlatanı gümletirler. Yemin ediyorum roketsiz aya fırlatırlar ya. O derece oyunda artık o kadar hani oyunu yalamış yutmuş arkadaş var ki yani roketsiz uzaya fırlatırlar yani evi. Hiç acımaları da yok yani söyleyeyim ben size. Ona göre evinizi barkınızı yapın. Bu şunu da diyen olabilir. Ya ben senden daha iyi yaparım diyen olabilir tabii. Olabilir tabii ki arkadaşlar. Ben sadece burada size bunun yapılabileceğini gösteriyorum. Tekrar söylüyorum. Sadece yapılabileceğini gösteriyorum. Burada ben herhangi bir artistlik yapmaya çalışmıyorum. Dediğim gibi sadece hani Rust'ta bu şekil şeyler yapıp eğlenebilirsiniz. Adam öldürmekten, çatışmaktan daha farklı şeyler de var. Bunlardan da zevk alıyorsanız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kale yapma videomuzun Vol 1'in sonuna gelelim isterseniz yavaş yavaş. Dediğim gibi ben biraz daha madde depolayıp stoklayıp tam full halini size tekrar göstereceğim zaten arkadaşlar. Ham maddeleri depolayana kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sakın oyunsuz kalmıyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.